Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve Tofaş Murat 131 modumuz var abi. Ömer Faruk Aygün. Faruk Aygün diye yazıyor ama Ömer Faruk Aygün olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Faruk Aygün'ün ellerine kollarına sağlık. Güzel bir Tofaş fiyat modu çıkartmış. 1.43 versiyonda çalışıyor arkadaşlar. Bir bilginiz olsun. Önal Map'teyiz. Onu da göstereyim hemen. Ondan sonra şöyle bir araca göz atacağız. Sonra yolumuza çıkacağız. Bilecik'ten şöyle bir rota çizdim ben. Kocaeli tarafından. Bilmiyorum gidebilir miyiz sonuna kadar. 381 kilometre. Çok uzak bir mesafe değil aslında ama. Çok böyle gazlayabileceğimiz yollar değil. Böyle keyifli sürüş yapacağım. Çok böyle uçmayacağız tabii ki. Zaten araç çok fazla hızlı değil gördüğüm kadarıyla. 75 beygir yazıyor. Çok böyle uçacağını da düşünmüyorum ama. Elimizden geldiğince böyle keyifli bir sürüş yapmaya çalışacağız. Araç her şeyle hazır geliyor. Sadece plakasını değiştirebiliyorsunuz. Bir de lastik jant değişebiliyor. Onun dışında her şey hazır bir şekilde geliyor. Bilginiz olsun. Şu lastiklere bak. Lastiklere bak. Ne mazot yakar bu be. Ne benzin ne gaz yakar bu. Şuna bak. Evet. Kıçı havada dedikleri bu olsa gerek. Evet. Gördüğünüz gibi. Aracımızın içi. Farklı direksiyon seçenekleri de var bu arada. Onu da söylemeyi unuttum. Farklı direksiyon seçenekleri var. Bu şu şekilde kumandası. Yani teybin kumandası da direksiyona montelenmiş bir şekilde geliyor. Aracın iç koltuklarının rengi değişebiliyor. Onu da söyleyeyim. Aracımız bu şekilde. Farklı bir ses yok üstünde. Her zaman klasik araç modlarında kullanılan bir ses var. Böyle. Alışık olduğumuz seslerden bir tanesi. Şöyle navigasyonumuzu açalım. Yolumuza çıkalım. Haydi bakalım. Evet, gaza böyle yarım bir gaz verdim. Çok böyle devir saati falan fırlamadı. Güzel. Bu şekilde olması güzel. Evet, şurada kapıda bir hata var. Görüyorsunuzdur, bir boşluk var orada. Onun dışında ben bir hatasını görmedim yani aracın. Gece de yapacağım. Gece çok güzel aydınlatmaları var. O tuşuyla yanıyor onlar. Ben şuradan çıkarım diye tahmin ediyorum. O tuşuna bastığımız zaman hem ayaklarımızın altındaki... Bu arada ses biraz fazla geliyor. Hem ayaklarımızın altındaki hem de gösterge panelinde böyle sarı bir ışık yanıyor. Onu da göstereceğim. Şöyle sesini biraz kısayım. Tam motor sesini şöyle kıssak daha iyi. Motor sesini kıstık ama değişmedi. Genelden kısalım biz yine. Şöyle yapalım. Tamam böyle daha iyi. Şimdi videolardan önce girip oynamadığım için hani her şeyi sizlerle beraber görmek istiyorum. O yüzden girip böyle aracın sesine, fren gücüne vesairesine hiç bakmıyorum. O yüzden böyle video esnasında değişiklik yapabiliyoruz. Fena değil gibi fren gücü. İyi. İyi yavaşlatıyor. Sıkıntı yok. Evet, ışığı görebilecek miyiz biz? Şöyle yapalım. Hem dıştan da şöyle bir görelim aracı giderken. Lastikler efsane ya. Arka lastik. Fena şuna bak.
Güzel kaçıyor. Fena değil. Tam böyle benim sevdiğim gibi. Böyle çok uçuk kaçık bir araç değil. Bir anda uçup gitmiyor böyle. Taklalar atacak vaziyete gelmiyor. Gayet güzel. Bu arada multiplayer'da da çalışıyormuş, bilginiz olsun. Multiplayer'da da... Evet, 5 vites. Bu arada multiplayer'da da kullanabilirsiniz, haberiniz olsun. Uzun zamandır bir Tofaş moduyla oynamıyorduk. Fren gücünü biraz daha yükselsek olur ama şimdilik idare ediyoruz. Sıkıntı yok gibi. Yani ani bir olayda muhtemelen duramayacağız. Onu söyleyeyim. Ani bir olayda patlarız her türlü. Aha. Az gezmedik böyle Murat 131'lerle. Bizde yoktu ama dedemde vardı. Bu şekilde Şahin vardı. Murat 131. 87 87 modeldi yanlış hatırlamıyorsam. Bizde Doğan L vardı. 92 model. Ben küçükken. 97 senesine kadar vardı bizde. Sonra 97'de Kırıkkale'den İstanbul'a tayinimiz çıktığı zaman satmıştı babam. Ben gazı kökledim bak, öyle uçup gitmiyor, fırlamıyor araç. O fırlamıyor ama şimdi biz fırlayacağız. Mecbur böyle yaptım abi, yoksa yatakla atacaktık. Ya başımıza başka bir şey gelecekti. Allah'tan görünmez duvar yokmuş. Evet polis abi, bir selam vereyim dedim ya. Yanlış anlama, kaza değil yani. Bir selam vermeye geldim yanına. Hemen devam edeceğim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Bir selam vermek istedim. Hadi kolay gelsin. Lütfen. Kaza değil, yanlış anlaşılma olmasın. Sadece karşıdaki araçlara yol vereyim diye hızlı geçtim. Tek olayım oydu. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Fena uçuyorduk. Hakikaten fena uçuyorduk ama Allah'tan görünmez duvar yokmuş, dediğim gibi yeşilliklere girdik yani. Şimdi sert döndürmek istemiyorum. Sert döndürdüğümüz zaman, çünkü ETS'i de biliyorum, frenle beraber sert döndüğünüz zaman direkt yatıyor araç. Daha yenilerde başımıza geldi yani. O yüzden en temiz böyle uçmadan yeşilliklere atmak kendimizi. Zaten çok gazlamayı düşünmüyorum bu videoda, böyle keyfini çıkartalım istiyorum. Normal trafikte nasıl gerçekte kullanılıyorsa ona benzer. Birebir tabii ki kullanamayız. Oyunun hem trafiğini biliyoruz hem de kendimizi biliyoruz çünkü. Şimdi artistik olmasın yani. Sinyal verdiğim anda karşıdan araç gelmeye başlıyor. O yüzden sinyal vermeden çıkacağım bundan sonra.
Abi arkana giriyorum. Niye frene basıyorsun? Gözünü sevdiğim. Sırf kaza yapayım diye uğraşıyor. Dur frene basayım da bir patlatsın bana arkadan. Nasıl arkadan çarpan suçlu. Tümsekten iyi geçtik. Bak sinyal vermedim. Karşıdan gelen yok. Oyunda böyle bir olay olabilir. Bak denedim bu sefer. Bak verdim sinyali. Bence denk geldi şu anda. Gelen vardı sanki. Dur bakayım verdim sinyali. Denk gelmiş. De yokmuş geçebilirmişiz de yani. Gerçi şurada bir yol ayrımı var hem de araç geliyor. Yol ayrımı var. Yok değilmiş ya. Serap görüyoruz. Çölde gidiyoruz ya. Serap görmeye başladım artık. Ya da dönüş varmış zaten. Aynadan lastiğin görünümüne bak. Nasıl gözüküyor lastik? Sakin sakin kullanalım. Daha keyifli. Zaten gazlayacağımız zaman genelde düz yol seçiyorum öyle. Gazlayacak arabalarla özellikle düz yol seçiyorum ki basalım. Bu tarz yollara çünkü basamıyoruz. Özellikle bu yollara böyle keyif almak istediğim araçlarla böyle yavaş yavaş gidip keyif alma. Tabii ki hızlı gidip de keyif aldığım araçlar da var ama yavaş yavaş gidip keyif almak istediğim araçlarla bu tarz yollar seçiyorum. Böyle virajlı, tek şerit, şehir içleri falan. Geçeriz be. Geçeriz. Şunun arkasına takılalım. Gölcükten çıkıyormuşuz. Razı olsun. Bu arada kornaları unuttum. Abi bu araca böyle korna konur mu ya? Bir saniye bak. Bu normal kornası. Bir de havalı kornası var abi. Bu araca neden böyle bir korna koydunuz? Bak şimdi. (Gülüyor)
Bu arada neden havalı rölelik korna koydunuz ya? Abi. Şu an gazı kökledim, öyle gidiyoruz ha bak, 90-91 öyle gidiyoruz yani. Araba gazda, benzin alsam şimdi uçar gider de gazda gittiğimiz için biraz da böyle. Işık, sen nereden çıktın? Durmayacak, mecbur attım kendimi sola. Durmayacak çünkü biliyorum. Korna. Niye yavaşladık? Niye hızlanıyoruz? Neyse, 3 şerit oldu. Buradan geçeriz artık. HGS'den geçelim. Karar ver hangisine gireceğine. İzmit, Kandıra, Tekniker. Kaç değil, kaç? Evet, Kocaeli'ye geldik. Buradan sonrasında gece sürüşü yapacağım. Işıkta mışıkta durursak. Böyle otogar. Şurada bir durayım, öyle yapayım. Şöyle gece yapalım. Gece bir yapayım. Şimdi aracın ışıklarını açtığınız zaman olay bu. Uzunlar bu. Bir de O tuşuna bastığınız zaman kabin aydınlatması gibi düşünün. Bakın. Artık araçlar geçiyor. Hop. Göstergeler sarı aydınlanıyor, artı yerler de aydınlanıyor bakın. Paspasların olduğu yerler. Çok güzel bir görüntü oluyor. Tam böyle eski tip. Tam öyle vintage.
Vintage. Şuradan bir U dönüşü yapacağız. Hadi yavrum. Işık mı bekliyoruz? Ne bekliyoruz? Bize buradan dönüş veriyor ama açık mı orası? Açıkmış. Kimse gelmiyorken şuradan direkt dönelim biz. Aç dayı. Aç yolu. Hadi. Gösterge aydınlatmaları hakikaten çok iyi olmuş ha. Sarı sarı. Hem gidemiyorsun, hem sol şerittesin. Sahileye baktığında hiçbir şey gözükmüyor. Hazır gelen giden yok, yapıştıralım şöyle. Araba şaha kalktı arkadaşlar. Yokuş aşağı 5. vites. Evet, son 17 kilometremiz kalmış. Bir benzinle işaret atmıştım. Yakınlaştırmadan attım herhalde, doğru atmışımdır ya.
İnşallah. Burası değil de daha ileride bir benzinli yatmıştım. İstanbul, klasik İstanbul yine. Karman çorman yerlere girdik, öyle gidiyoruz. Mahmut Bey, Bağcılar. Evet, haberlere çıkacağız. İstanbul'da gece yolları boş gören insanlar gazlıyorlar, makas atıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Aracı 5. vitese attığın zaman araç uçmaya başlıyor. Bunu daha yeni keşfetmem benim. Hakikaten 5. vitese attığın zaman araç uçmaya başlıyor direkt. Bilginiz olsun. Oynarsanız. Şöyle girelim. Evet, şöyle kalalım. Gecede bir şöyle bir görelim bu arada. Açalım kontağımızı. Bak bak, Angel'lara gel. Hakikaten çok güzel olmuş. Işıklandırma, aydınlatma falan. Güzel duruyor, şekil duruyor yani. Evet arkadaşlar, video açıklamasına aracın indirme linkini bulabilirsiniz. Tekrardan Faruk Aygün'e teşekkür ediyoruz. Ellerine kolana sağlık. Güzel bir araçımızı çıkartmış. Böyle kıçı havada, burnu yerde
Arka lastikler zaten 2 metre dışarıda. Şuna bak. Efsane gözüküyor. Uzun zamandır da bir Tofaş moduyla oynamıyorduk. Murat 131 olması da artı olmuş oldu bizim için. Harita modu da aynı şekilde video açıklamasında var arkadaşlar. İndirip kullanabilirsiniz her ikisinde, bilginiz olsun. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.